Bugün size ev yapımı kıymalı kır pidesinin tarifini vermek istiyorum ve geçiyoruz hemen malzemelerimizi. İlk önce iç malzemesini hazırlıyorum. Bunun için 3 adet soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet sivri biberi küçük küçük doğradım. Sıvı yağın içerisinde kavurduktan sonra kıymaya ekliyorum. Ben 400 gram kadar kıyma kullanmıştım. Kıymada suyunu çekene kadar kavuruyorum. Sonra tuzunu, karabiberini, biraz da pul biber ilave edip kavurmaya devam ediyorum. Peşine hemen 2 adet küçük küçük doğradığım domatesleri ekledim ve kıymayı domatesler iyice yumuşayıncaya kadar pişirdim. Siz isterseniz biraz daha fazla domates ekleyebilirsiniz. O zaman iç malzemeniz daha sulu olur. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. İç malzemesini soğumaya bırakıyorum. Hamur için 500 gram unum var. 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz, şeker, yarım paket yaş maya ve 2 su bardağı su. İlk olarak unumu yoğurma kabının içerisine alıyorum. Ortasına havuz gibi açıp içerisine şeker, mayayı koyup üzerine biraz ılık su e, koyduktan sonra karıştırıp mayayı 10 dakika mayalandırıyorum. Sonra geri kalan malzemeleri ekleyip hamurumu hazırlıyorum. İçerisine 2 su bardağı su koyduğumuz için çok hata olmayan yapışkan bir hamur oluyor. Bu sizi şaşırtmasın. Hamurun e, üzerine kapatıyorum ve sıcak bir ortamda bir saat kadar mayalanmaya bırakıyorum. Burada da hamurun ne kadar yapışkan olduğunu görüyorsunuz. Ara sıra ellerinizi yıkayıp yağlarsanız e, elinize fazla yapışmaz. Hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Mayalandıktan sonra da daha hala ele yapışan bir hamur olduğu için tezgahıma bol un serptim ve bezeleri hazırlarken de bol unla çalışıyorum. Benim bezelerim portakal büyüklüğündeydi. Siz isterseniz daha küçük veya da daha büyük de hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğunuz bezelerinize göre pidelerinizin büyüklüğü de o şekil olur. Şimdi bu bezeleri elimle böyle hafif bastırarak oval şekillendiriyorum. Bu işlemi bütün bezelerime uygulayıp hepsini bir kenara alıyorum. Bir tarafına iç malzemesini koyuyorum. İç malzemesi inanın o kadar nefis olmuştu ki domatesden dolayı da bayağı suluydu. Yerken böyle akıyordu. Şimdi bir tarafını tam ortasına gelecek şekilde kapatıp elimle böyle hafif bastırıyorum ve tekrar kıvırıp e, pide şekli veriyorum. Bu pideleri hazırlarken kesinlikle hiç merdane veyahut da oklava kullanmıyoruz. Böyle bir kaşıkla, tahta kaşıkla üzerine hafif hafif vuraraktan bir diğer taraftan da çektirip şekillendiriyoruz. Merdane kullanmadığımız için hamur sıkışmıyor. Böyle pamuk gibi yumuşacık oluyor. Bunu mutlaka deneyin. Hepsini tepsime aldım. Tepside 15 dakika mayalandırdıktan sonra e, tahta kaşıkla tekrar böyle üzerlerinden bastırarak şekillerinin e, yeniden ortaya çıkmasını sağladım. Üzerine sadece su sürüyoruz. Ne yumurta sarısı, ne yoğurt, hiçbir şey. Sadece su sürüyoruz ve önceden ısıtmış olduğumuz 230 derece fırında üzerleri nar gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Ve gördüğünüz gibi e, pidelerim gerçekten çok nefis oldu. Sıcakken hemen üzerlerine tereyağı sürdüm. Evet benden bugünlük de bu kadar. Umarım bu tarifi de beğenir ve de denersiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni desteklemeyi ve de videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.